Tonguç Akademi'den herkese merhabalar arkadaşlar. Eşkenar dörtgen ve deltoid konusunda sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle eşkenar dörtgen ve özelliklerini, eşkenar dörtgenin alanını, deltoidin özelliklerini ve deltoidin alanını yapacağız dedik. Ve her zaman olduğu gibi, her zaman olacağı gibi takvimimize bakalım. Sonrasında da artık konu anlatımıza geçelim. Arkadaşlar Mayıs ayındayız. Günlerden de ne? 9 Mayıs Salı eşkenar dörtgen deltoid konusundayız. Saatimiz 5.30 ve söz verdiğimiz yerde söz verdiğimiz saatteyiz arkadaşlar. Ve haftaya efsane yazılı kampımız başlıyor ve yavaş yavaş okulun sonuna yaklaşmış oluyoruz arkadaşlar. Bugün eşkenar dörtgen ve deltoid yapacağımızı ve aynı zamanda alanları yapacağımızı da söyledik. Ve konumuza başlayalım demeden önce ve de bizi YouTube kanalları arasında diğerlerinden ayıran en büyük özellik ödevlendirme sistemiydi. Ödevimizde 307'de Eşkenar dörtgen başlıyor. Eşkenar dörtgen alanıyla devam ediyor. Nereye kadar? 311'deki ve 312'deki tarama testine kadar. Yapamazsan soruları kare koddaki Cendim Hocam senin için yapıyor zaten. Bir de o arkadaşlar bir de unutmadan şunu söyleyelim. Bir de unutmadan şunu söyleyeyim. Kareden sonra deltoid konusunda en sonda ama biz iki konuyu birleştirdik. iki tane kısa konuyu. Deltoid de 323'ten başlıyor. Nereye kadar gidiyor arkadaşım? 326'ya kadar gidiyor. Ve deltoid ile ilgili soruları da kare dikdörtgeni bitirdikten sonra yapabilirsin. Ama konu kısmındaki şu 3 sayfalık ödevi de yapmayı unutma. Lütfen ödevleri yap çünkü konu konu gidiyoruz. Konu anlatıyoruz. Sen sorusunu çözüyorsun. Böyle güzel bir şekilde de bitiriyorsun. Çok uzattık lafı başlayalım. Ne var burada? Eşkenar dörtgen ve özellikleri. Kenar uzunlukları eşit olan paralel kenara eşkenar dörtgenleri. Dikkat edin. Paralel kenara eşkenar dörtgen diyor. Tek farkı ne? Özel bir paralelkenar yani bütün kenarları adı üzerinde eş olan eş kenar dörtgene biz ne diyoruz paralelkenar e, pardon eş kenar dörtgen diyoruz eş eş kenarları olan paralelkenara eş kenar dörtgen diyoruz eş kenar dörtgen paralelkenarın bütün özelliklerini taşır zaten ne dedik arkadaşım e, özel bir paralelkenarsa tabii ki de paralelkenarın özelliklerini taşıyacak. o zaman şöyle mi olacak ACBD birbirine dik keser bakın AC, BD birbirini dik kesecek. Bakın paralel kenarda bu yoktu. Şimdi bunda var. Ve unutma arkadaşım birbirlerini ortalayacaklar. Gördüğün gibi. Yani paralel kenarda da vardı. Neydi o? Köşegenler birbirini ortalardı. Yalnız bunda bir de ekstrası var. Dik ortalar. Bir de arkadaşım burada öbürküsünden farklı olarak paralel kenarda olandan farklı olarak ne diyoruz? Köşegenler aynı zamanda da açı ortaydır dedik. Ve bu kısmı da söylemiş olduk. Geldik sorumuza. Çok güzel bir soru. Çok kolay gibi görünen aslında bir çakallık içeren bir soru var burada. Eşkenar dörtgen diyor. O zaman bütün kenarlar birbirine eşit. A bir baktım ki AB, AE, DE birbirine eşit diyor. E, AB burası zaten. E, bu bir kenarsa diğerleri de şuralarda birbirine eşit. E, o zaman burada bir de da birbirine eşitmiş. E, o zaman ne oldu arkadaşım? Otomatikman şu görselde şurası Eşkenar üçgen çıktı. Üç kenarı birbirine eşit. E, öbür tarafta eşkenar dörtgendi. Eşkenar üçgen, eşkenar dörtgen gidiyoruz bakalım ne olacak. Şimdi buraları yaptıktan sonra müthiş bir kural vardı. İnşallah o kısa yolu, o kuralı hatırlıyoruzdur. O da neydi? Şuydu bakın. Bir ikizkenar kenar üçgende ben illa harflendirme yapacaksam şöyle bir şey yapsam çok güzel olurdu. Nasıl? İster buraya 2A dersin. Buraya 90 eksi a 90 a dersin. İstersen buralara aa buraya da 180 eksi a dersin. Hiç hatta onu da söyleyelim. Ama daha çok bu görsel daha güzel oluyor bence. Daha hafif basit şeyler oluyor. Buraya aa dersen eşitlikte buraya a buraya a dersen burası da 180 2a olur. Böyle bir şey neden yapıyoruz hocam? Bakın tepe açısında neden 2a diyoruz da buralara 90 eksi A diyoruz. Çünkü dikkat edin. Bu bir paralelkenar aynı zamanda eşkenar dörtgen. Şu açıyla şu açının toplamı nedir? 90 derece. 100, 180 derecedir. Niye? Çünkü orada bir C kuralı var değil mi? Bu iki kenarın bu iki açının toplamı. Neydi arkadaşım bu iki açının toplamı? Bizim için 180'di. O zaman hemen toplayalım. 60 derece artı 2A. Artı. 90 eksi A. Artı. 25 derece eşittir. 180 derece olduğunu biliyorum. 180, 90 çıktı. 90 kaldı. 60 çıktı. E 30 kaldı. 25 çıktı. E burada kaç kaldı arkadaşım? 5 kaldı. Kala kala 5 kaldı. O zaman ne yaptık? Kaç tatlı bir de 2A'dan dolayı A kalmış oldu. A buradan kaç çıktı arkadaşım? A buradan 5 çıktı. A buradan 5 çıktıysa bakın şuradaki bıdık açılar 85'e 85, e 85. Şurası da 10 derece çıkmış oldu. Bize x'i soruyordu. X dediğimizde yukarısıymış bu arada. Bakın bir paralel kenar değil. Eşkenar dörtgen ama fark etmez. Aynı şey zaten? Şu aşağı taraf 70 ise e bu, bu yukarı tarafa ne kalır arkadaşım? Bu yukarı, yukarı tarafa bakın buraya çok dikkat edin. Burası 70 ise yukarıya da kaç kalacak arkadaşlar? Dolayı. 180 dolayı 100 Bakın burası 70. 180'den dolayı buraya 110 kalacak. 110 kalacağına göre o zaman buradaki x'imde kaç derece olacak? 50 derece olması gerekiyor dedik ve bunu da bu şekilde bitirmiş olduk. Geldik bir başka sorumuza. Çok dikkat şimdi. Bir eşkenar dörtgen var, köşegen var. Köşegen deyince aklıma ne geliyor? Birbirlerini dik ortalayan iki üçgen geliyor. E daha doğrusu köşegen geliyor özür dilerim. O zaman hemen bir köşegen çizeyim buraya. Diğer köşegende bunu ortalasın. 6 10 daha 16. 2'ye böl 8 8. O zaman şurası 2. Onu 10, 10'dan 2 çıkartsan da burası 8 oldu. Bak 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 bak. 9. sınıfta şöyle bir bilgimiz var emeğimizde. Burası 90'sa buradan 90'dan 90 indiyse 8'e 2 varsa e Öklit kuralı ne diyordu? H'ın karesi eşittir. 2 çarpı 8 değil miydi? 90'dan inen yüksekliğin karesi ayırdığı parçaların çarpımına eşitti. Buradan da h kaç çıkar o zaman? 4 çıkar. h 4 çıkacağına göre burası 4'tür. Çok dikkat. Burası 4 ise eşkenar dörtgenin çevresi nedir diyor bana. 4, 8, ne üçgeni vardır arkadaşım? 4, 8, 4 kök 5 üçgeni vardır. Bakın bunu da 9'un sırf bilgilerimizden hatırlatalım. Ne vardı? A, 2A, A kök 5 üçgeni vardı. A 2 A. A kök 5 üçgeni vardı. İşte 4 8. 4 kök 5 üçgeninden dolayı da ne dedim cevabıma? Buranın 4 kök 5 olduğunu bana çevre A B C D derse buradan da 4 çarpı 4 kök 5'ten de cevabımı ne bulmuş oldum? 16 kök 5 santimetre bulmuş oldum çevreyi. Lütfen dikkat edin. Ökteki gözden kaçırmayın. Bakın 9. sınıf bilgisi 9. sınıf bilgisi iki tane 9. sınıf bilgisinden dolayı da ne yaptım? Soruyu hatırlatmalı bir şekilde bitirmiş olduk. Geldik bir başka soruya. Alan soruyor bu sefer. Arkadaşlar alanı zaten biz nereden biliyoruz? Alan alanı biz şuradan biliyoruz. Paralel kenarda da görmüştük. Burada da ufak bir çakallıkla yükseklik çarpı tabandan dolayı hemen alanı bulacağız. Bakın şimdi bu bir paralel kenar olduğuna göre paralelkenar alanı neydi bu arada? Paralelkenarın alanı yükseklik hsa şurası h yükseklik şurası da a ise o zaman alan ne olacaktı? Alan alan h çarpı a olacaktı. h çarpı a olacaktı. Şimdi burada nasıl bir durum var? Eşkenar dörtgense ben şuraya x dersem o zaman benim bu kenarım ne olacak? 8 artı x olacak. Hemen kenarları tam sayı olan üçgenleri düşünüyorum. Uydurabilirsem çok iyi olur. 12, 16, 20 vardı. Uymadı. 16 dersem burası 24 oluyor. Olmaz. 5, 12, 13 vardı. Bakalım uydu mu? Hemen bakıyorum. Buraya 5 dersem burası 13 oluyor. Aynen de uyuyor. 5, 12, 13 uydu. <laughs> o zaman bulduk. Neyi bulduk? Bizim bir kenarımızın 13 olduğunu, bir kenar 13 olduğunu, bir kenarın 13 olduğunu bulduk. Bizi çok da ilgilendirmiyor bütün kenarları yazmak. Çünkü yüksekliğin olduğu 12, taban da zaten 13. O zaman alan ABC'de ne olacak? Yükseklik çarpı tabandan dolayı 12 çarpı 13 bölü ikisi yok. Niye? Çünkü şuradan çektiğimde bölü 2 bu üçgen için geçerlidir. 2 tane üçgen olduğuna göre bölü 2 çarpı 2'den birbirini götürürler. O zaman burası da 144 artı 12'den dolayı 156 santimetre kare olmuş olacak. İşte bu soruyu da güzel bir şekilde bitirmiş oldu. 156 santimetre kareyi yaptık ve artık sorumuzu geçtik. Ne diyor bana? Eşkenar dörtgenin köşegenleri olmak üzere köşegenlerin çarpımının yarısı da alandır diyor. Bakın köşegenlerin çarpımının yarısı alandır diyor. Peki neye dayanarak diyor bunu? Şuraya dayanarak diyor. Buradan bir yükseklik ise taban çarpı yükseklik bölü 2 var mı? Buradan bir şey ise... taban çarpı yükseklik bölü 2 var mı? E o zaman buradaki burayı taban kabul edersem taban bir köşegen. E iki tane alan yaptık ayrı ayrı. Bu iki alanda da parça parça toplamı da diğer köşegen mi? Evet. O zaman demek ki alanı biz illa eşkenar üçgen alanını biraz önce paralel kenar kuralından değildi... özel bir kuraldan bulmaya çalışırsak da o da ne olacak? Köşegenler çarpımının yarısı olacak olay bu. Mesela ne diyor? AC köşegeni hemen şekli bir çizelim. Bakın şekli bir tane çizmeye çalışalım. Hemen kenarlara harfler verelim. Şurası A, burası B, şurası uzunlamasına C, şurası da D olsun arkadaşım. Şunlar şurada bile E AC dediğim şey bak AC dediğim şey neymiş? 16. E BD dediğim şey diğer köşegen o da neymiş arkadaşım? 12. O zaman bize de alan nedir diye soruyor. E bunlar köşegenlerden bahsediyor. Köşegen olduğunu söylemeyip ABCD'nin karesi 16 çarpı 12 bölü 2'den dolayı ne olmuş oldu? Bunlar birbirini götürdü. Burası bir oldu. 8 kere 12 96 santimetre kare benim alanım olmuş olduğu. İşte bu kadar. Sorular basit gibi ama ne yapacaksın? Kuralları öğren diye böyle ısına ısına gidiyoruz. Birazdan birkaç tane güzel sorumuz var. Geldik buraya. İşte onlardan bir tanesi burası. Çok 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 dikkat edilmesi gereken bir soru. Bakalım anlayabilecek miyiz? Şimdi çok dikkat edelim. Bakalım nasıl yapacağız? Şimdi öncelikle eşkenar dörtgense bunlar köşegenlerse şurası 5 kök 2 ise ben şuranın da 5 kök 2 olduğunu biliyorum. Devam ediyorum. Biliyorum ve devam ediyorum. Devam edersem de şunu biliyorum. Ben şuraya x dersem şurası da x mi? E Burası köşegenin yarısı. E diğer yarısı da tabii ki de burası oldu. Bu arada biraz önce hatırlattığım bir tane üçgen vardı. O da neydi? Öklit üçgeni. Köşegenler birbirini dik kestiğine göre o zaman burası 90'dır. 90'dan 90 inmiş öklit var. Şurası x'miş burası 2x'miş. Ve hipotenüse inen yükseklikte 5 kök 2'miş. Hemen ne diyorduk? 5 kök 2'nin karesi ne yapıyordu arkadaşım? x çarpı 2x oluyordu. O zaman burası ne oldu? 25 çarpı 2 eşittir. 2 çarpı x kare. 2'ler birbirini götürdü. x eşittir. 5 olmuş oldu. x'i 5 buldum mu? Buldum. O zaman köşegenlerimden birisi 10 kök 2. Alan eşittir. Alan a, Köşegenlerimden birisi 10 kök 2. Diğeri x, x, 2, x. 2 de orada var. 4 x. Yani x de bu arada 5'ti. 4x yerine 4 çarpı 5 yazdım. Bir tek buraya ne gelecek? Bölü 2 gelecek. Hemen o zaman alanı bulalım. Şu 4 ile şu 2 sadeleşsin. 2 kalsın. 2 kere 5 10. 10 kere 10 100. Bir de kök 2 bıdığı elimize gelmiş oldu. İşte bu kadar arkadaşım. Olay süper bir şekilde çıkmış oldu. Güzel bir şekilde soruyu çözmüş olduk. Lütfen buraları kaçırmayalım. Öklit kuralı geçen seneden kalma bir bilgi. Ama lütfen iyi anlayalım. Dikten dikinmesi hemen hızlıca sana öklütü ve kurallarını hatırlatsın. Geldim deltoid ve özelliklerine. Deltoid ve özelliklerine baktığımda ne görüyorum? İlk öncelikle deltoid dediğimiz şey iki tane ikiz kenarın tabanları aynı olan tabanları aynı olan iki tane ikiz kenarın sırt sırta arka arkaya birleştirilmesiydi. Bunu halk ağzıyla böyle Peki ne yapıyorduk normalde? ABCD dörtgeninde ABAD eşitse yani burada bir ikiz kenar varsa D, C eşitse burada da bir ikiz kenar varsa biz bu dörtgene ne diyoruz? Deltoid diyoruz. Peki deltoidin özelliği ne? Bir kere ikiz kenarları gözden kaçırma. İki. E, yükseklik indirirsen ya da açı orta inerse ya da kenar orta inerse buradan da aynısı inerse aynı noktada buluşurlar ve şurası bir köşegen olur. Bu köşegen hem or dik ortalar şey hem ortalar hem de dik ortalar. Peki kim dik ortalıyordu başka? Başka kim dik ortalıyordu? Eşkenar dörtgen. Şimdi kim ortalıyor? Deltoid. Bir de kare ortalayacak. Üç tanesi hem dik orta, hem dik hem de ortalıyordu. Yalnız dikkat ortalıyordu derken sadece bir tanesini ortalıyor diğeri. Ama eşkenar dörtgen ve kare de ikisi de ikisi de ortalanıyordu. Burada bir tanesi ortalanıyor. Buna dikkat ediyorsun. Devam edelim bakalım olayı bitirmeye çalışalım. Hemen söyleyelim. DKKB eşit dedik zaten. Buraların dik geldiğini söyledik zaten. A, nin köşegen olduğunu ve bu açı ortay köşegeni olduğunu söyledik. Bir de arkadaşım şu yandaki açılarında yine A, D, C üçgeninin A, D, C açısıyla ABC açısının da birbirlerine eşit olduğunu söylemiş olduk. Çünkü bakın tek çizgi, tek nokta tabii ki de burası. Tek nokta, tek çizgi tabii ki de burası olmuş olacak. Geldim buraya. Deltoid var diyor. Peki bu deltoid'in çevresi ne diyor? E, en bilindik özellik neydi? ...iki parçayı ayırmasıydı. 8-8 diye. Ve de dik gelmesiydi. E, 6-8-10. 6-8-10. 8-15-17. E, 8-15-17. Yapıştırdım. Olayı da... ...bitirmiş oldum. 8-15-17'leri... ...koyduktan sonra artık... ...olay bitmiş oldu. Nasıl bitmiş oldu? deltoidin çevresini soruyor. Çevre A, B, C, D... ...eşittir. Nedir arkadaşım? Hemen bakıyorum. Elimde bir 10 var... Artı bir tane daha mı var. Artı bir tane 17 var. Artı bir 17 daha var. O zaman cevabım kaç çıktı? 10, 20, 30, 40. 47, 54 santimetre bir çevre çıkmış oldu. Basit bir soruydu. Bunu muazzam bir şekilde geçelim. Geldik buraya. İşte en sevdiğim geometrideki genelin içinde en sevdiğim en tarz sorulardan birisi bu. Çok önemli bir soru. Çünkü Herkes deltoidin kurallarını hatırladığında, deltoidin kurallarını hatırladığında, herkes şunları hatırlıyor. Bakın dik geldiğini, ikiye böldüğünü, şuraların eşit olduğunu, bunları hatırlıyor. Ama kimse şunların açı ortay özelliğini getirip açı ortay sorulacağını hatırlamıyor. Bakın şimdi ABCD üçgeni. AD 5, AF 5, DB 7, BE 10. Bakın BE 6, EC 10, DE de buraya eşit. Bu arada bakın bu ikisi eşit. Bu ikisi eşit. O zaman şurada ufuk, ufak çaplı bir deltoid vardır. Bu deltoid de sana ne sağlar? Açı ortay sağlar. Peki açı ortay kuralını uygulayalım mı? Açı ortay kuralı ne diyordu bize 9. sınıftan? Onu da bir daha tekrar edelim. Açı ortay kuralı bana şunu söylüyordu. Burası A burası B ise burası X burası Y ise o zaman ne yapıyordu? X bölü A Y bölü B'ydi. Bakın sağ tarafın oranı sol tarafın oranına eşitti. O zaman sorumuza baktığımızda açı ortay varsa sol taraf 12 sağ taraf 5 artı x sağ tarafın sol tarafın 6 6 sağ tarafın 6 10 etti mi sana 12 bölü 6 eşittir 5 artı x bölü 10 mudur? Evet çünkü açı ortay bunu iki parçaya ayırdı. Sol ve sağ olarak iki parçaya ayrıldı. Hemen buradan da yürüyelim gidelim bakalım ne olacak. Yürürsek de şöyle mi olacak? Hemen bakıyorum. 12 6 sadeleşti işte 2'ye 1 diye. İçler dışlar yaptık. 2 kere 10 20. 1 kere 5 5. X kere 1 X. O zaman X buradan kaç çıktı? 15 çıkmış oldu. Bunu da bu şekilde bitirmiş olduk. İşte bu kadar. Arkadaşım çok güzel bir şekilde olayı toparlayıp halletmiş olduk. Geldik bir başka kuralımıza ve aslında kuralımızı biliyoruz. Bu bir köşegen. Ya aslında bu kural biraz önce eşkenar dörtgende de gördük ama bütün her şey için geçerlidir. Bütün kurallar için geçerlidir. Arası dik olan bütün dörtgenlerin köşegenleri çarpıp ikiye böldün mü ne yaparsın alanı bulursun. Hemen sorumuza geçeyim. Köşegenlerden birinin uzunluğu diğerinin uzunluğunun 4 katı olan bir deltoidin alanı neymiş? 18 cm kareymiş. Bir kere alan ABC'de nedir arkadaşım? Bir tanesi x'e diğeri 4x'miş. O zaman x çarpı 4x bölü 2 ne olması lazım? Bunun alanı olması lazım. Bu alanda neymiş? 18'miş. O zaman 4 ile 2 sadeleşti. Işte. 2 oldu burası. 2 tane x kare oldu. 2x kare eşittir 18 ise 18 ile 2 sadeleşti. x kare eşittir 9 oldu. Buradan da ne bulmuş oldum? x eşittir 3 bulmuş oldum. x'i 3 bulduğuma göre kısa köşegen kaçtır diyor bana. Zaten kısa köşegen 3'tür. Uzun köşegen de x üssü diyelim onu da. O da 12 olmuş olacak. Bize zaten kısa köşegeni sorduğu için biz de bu kısa köşegeni yapmış, söylemiş olduk. Sözü fazla uzatmayalım ve son iki sorumuza geldik. Güzel bir şekilde konumuzu bitiriyoruz. Tabii şu sayfayı döndürebilirsem inşallah konu bitecek. Geldim buraya. Bak şimdi olaya bak bak olaya bak. Bir kere şurası 90 mı? 90. Buradan indirdiğim adam kenar ortay yapmış mı? E 90'da kenar ortay neydi? Muhteşem üçlüydü. O zaman burası 5. Burası 5. Burası 5. E burası dik üçgen olduğuna göre 8 bilmem kaç 10 var. O zaman 6, 8, 10'dan 6'sı değil mi? Evet. O zaman şurası da 6 değil mi? Çünkü deltoid'de de burası neydi? Aynı zamanda da kenar ortaydı. E burası kök 3 kök 13 burası da kök 13. E burası da kök 13. Şöyle bir üçgen hayal edin. Şöyle bir üçgen hayal etmeyin aslında. Bunu da çok söylemiştim geçen sene 9. zıttı ama yine de burada da hatırlatalım. O zaman şuraya x dersek bakın. x'in karesi artı 6'nın karesi 36 eşittir kök 13'ün karesi 13 kere 4'ten dolayı 52'yi yapıştırdım ve geçtim. Bu da 52'de nedir arkadaşım? Türkiye'nin en güzel ilidir. İşte bu. Türkiye'nin en güzeli 52 plakalı. Neresiyse artık orası güzel oldu. X kare eşittir. Ne oldu? 16. O zaman ne oldu? Her iki tarafı da X kareydi. Ne yapalım? 16 köke aldık mı? 4 olduğunu gördük. 4 6 nedir arkadaşım? 4 6 2 kök 13'ü unutma. Çok geliyor sorularda. Hatta 2 4 2 4 değil pardon. 2 3 kök 13 4 6 2 kök 13 üçgenlerini sakın ama sakın unutma. Çünkü sanki 3 4 5 üçgeniymiş gibi çok geliyor aklında olsun. O zaman şuraya ben ne dedim? Şuraya da 4 demiş olduk. 4 6 2 kök 13 üçgeni de görmüş oldum. Bu arada burası da 10'dur zaten. Bunu biliyorsunuz. Burası da 2 kök 13'tür dedim. Şimdi peki ABCD'nin alanı nedir diyor? Alan ABCD köşegenlerin çarpımının yarısıdır. Köşegenler ne? 12 12 şey 6 6 12 4 artı 8 12 bölü 2 144 bölü 2'den dolayı da 72 santimetre karedir dedim ve olayı bitirdim yapıştırmış oldum bunu da bu şekilde halletmiş oldum geldik son sorumuza ve müthiş muazzam bir soruya Sanki soruda sadece bir 4 sayısı var. Geri kalanda Hiçbir şey yok. Bakalım burayı nasıl söyleyeceğiz? Nasıl yapacağız? Nasıl sonuca varacağız? Hepsini görelim. Şimdi arkadaşım bir kere deltoid olduğunu gördüm. Deltoid'de ne vardı? Şunlar birbirine eşitti. Burası eşitti. Şurası açı ortaydı. Şurası da açı ortaydı. Buranın da dik olduğunu söylemişti. Bu arada bir şey dikkatimi çekti. Bu, burası kenar ortaydı zaten. Kendinin özelliğiydi. E buradan çekilen de kenar ortay. Buradan çekilen de kenar ortay. O zaman arkadaşım hemen bir hatırlatma yapalım. Geçen seneden burası kenar ortaysa burası kenar ortaysa üçüncüsü de kesinlikle buradan geçip bu da kenar ortay olacaktı. Ve burası da ne olacaktı? G ağırlık merkezi olacaktı. Bakın harf olarak da yine G'yi vermiş. Sanki bize tiyo veriyormuş gibi. Bunu da söyleyelim. Şimdi G'yi verdikten sonra ben ne biliyorum arkadaşım? Bu arada A, G, F. A, G, F. Şurası 4'müş alanı. E burası 4'se, bakın yukarıdan aşağı indi. 2'ye böldü. Burası da 4'tür. E burası 4'se e şurası da 4'tür. Zaten burada biliyoruz ki 6 tane 4'lük alan vardı. 6 tane 4'lük alan vardı. Burayı hallettim. Bu arada soruda hiç sayı yok demiştik ya. Şuralar bize müthiş diyorlar. Bakın şuraya 2K dersem şurası K. Bu arada orası da oraya eşit olduğuna göre neresi? CK GA'ya eşit olduğuna göre 2K, 2K 2K bir de şurada K olacak. Niye? Çünkü neydi? Bizim ağırlık merkezinin özelliğiydi. Köşegen kenar ortayı ne yapardı? Üç parçaya böler. İkisini köşeye birini kenara verirdi. O zaman bakarsan şimdi burada da Şurada bir üçgen çıktı bak. C, G, B diye. Bakın C, G, B diye bir üçgen çıktı. Şöyle bir şey geldi. Şurası K, şurası 2K olan. Ve burada arkadaşım şuranın 4 olduğunu biliyorsam o zaman ne olacak? Burası da 8 olmuş olacak. Çünkü K'ya 4 ise 2K'ya 8 olacak. Burada bir 8 var. Şurada bir 8 olacak. Çünkü tabanlar aynı. Bana da Alan ABCD'yi soruyor. Alan ABCD eşittir nedir? 6 kere 4 24 artı bitmedi. 2 kere 8 diye bir şey var. O zaman burası ne oldu? 24 artı 16 o da eşittir. 40 santimetre kare olduğunu gördüm arkadaşım. 40 santimetre kare olduğunu gördüm. Güzel bir şekilde soruyu çözdük. Ne yaptık? Yine bir 9. sınıf hatırlatması yaptık ve buradaki 6 tane alan birbirinin aynısıydı. Onu da söylemiş olduk ve bu güzel soruyu da bitirmiş olduk. Niye böyle olduk dedim? Çünkü biz artık olduk. Eşkenar dörtgenle özellikleri bilen birisi, eşkenar dörtgen alanını bilen birisi, deltoid ve özelliklerini bilen birisi, deltoid'in alanını bilen birisi olduk. Artık biz olduk. Ne olduk? Bunları bilen birisi olduk. Lütfen ödevleri sakın kaçırma. Ödevleri sakın unutma. Ödevleri yapmadan sakın gelme. Ödevleri yapıyoruz ve bir dahaki derse yetişiyoruz. Neredeydi arkadaşım bir dahaki dersimiz? 332'den başlıyordu. Yanlış hatırlamıyorsak ne demiştik arkadaşım? 332'den başlıyordu. Pardon 332 nereden çıktı ya? 312'den mi başlıyordu? Hemen gösterelim bir kere daha. Paralel kenarı da geçtikten sonra. Bakın burada 300 307'den başlıyoruz ve ta ki nereye kadar? Dikdörtgene kadar. Bir de ileride azıcık del, e, deltoid vardı. Oraları da çözersiniz. Yapamazsanız lütfen bakın kare kodu okutup öğrenin. Çünkü niye? En önemli şey yaptıklarını değil, yapamadıklarını öğrenmek. Çünkü yapamadıklarını öğrenirsen kendini geliştirirsin dedim. Ve olayı bitirmiş oldum. İşte karşında ödüllü soru arkadaşım. Ödüllü sorunun cevabını yorumlara bekliyorum. Like butonunu kırmayı unutma. Sizleri sevdiğimi hiç unutmayın arkadaşlar. Ve Abone olmayı unutmayın. Abone olmayanlar varsa olsunlar. Zaten çoğunuz abone sizde ama olmayanlar da lütfen abone olsun. Ve arkadaşlar her zaman dediğimiz gibi ne diyoruz? Bir dahaki derste görüşürüz.